2016 yılında kaç kişiyi dinlediniz diye sorsam, kaç siteye erişimi engellediniz, daha kaçına erişimi engellemeyi düşünüyorsunuz, İnterneti tamamen mi kapatmayı düşünüyorsunuz diye sorsam veya ulusal güvenliğimizi tehdit eden siber saldırılara karşı ne yaptınız diye sorsam, o zaman Türkiye'nin ne halde olduğunun farkında olduğum belli olur. Bu sorularımı duyan bir vatandaş, ha işte bir vekil memleketinin durumunun farkında der. Ama o da bilir, siz de biliyorsunuz ki bu soruların manası yok artık. Türkiye Freedom House'un internet özgürlüğü raporunda geçen yıl kısmen özgür ülkeler arasındaydı. Bu sene 3 basamak daha gerileyerek internetin özgür olmadığı ülkeler arasına girdi. Son 10 yıllık dönemde sansürlenen ya da kapatılan internet sayfası 116 bin. Bunun %94'ünü, yani 108 binini BTK kapattı. Ya da Türkiye'deki tüm bilgisayarların %48'i zararlı yazılımlardan etkilenmiş durumda. Bu konuda dünya ikincisiyiz desem, bu BTK interneti yasaklamak haricinde ne iş yapıyor diye sorsam, bizim medeni bir ülkenin medeni insanları olarak bu mecliste BTK bütçesi konuşulurken dünya bilgi teknolojilerinde nereye gidiyor? Biz dünyanın neresindeyiz sorularını sorup cevap aramamız gerekirdi. Ama yapamıyoruz. Çünkü medeni bir iktidarın yapması gerektiği gibi yapıp herkesin her yere erişimini nasıl sağlayız diye düşüneceğine, şu siteyi hangi bahaneyle kapatabiliriz? Bahane bulamadık. KHK çıkartıp kapatabilsek diye düşünen bir iktidar var. Ne yapıyorsunuz diye soran vatan haini. Terörist diye linç eden tetikçileri var. İyi ki memleketimizde iktidarın tetikçilerinin iddia ettiği kadar vatan haini yok. Ama hiç yok da değil. Örneğin bir bölümü KPSS sorularını çalıp kendi adamlarına dağıttılar. Bir yığın insanın hakkını gasp ettiler. Aynı insanlar sadece bizi değil, AKP'ye oy veren insanları da yasa dışı yollarla dinlediler. Elde ettikleri bilgilerle şantaj yaptılar. Yaptıkları ihanet deşifre edilince de onları tutuklayıp hapse attılar. İktidarın umurunda olmadı. İktidar o zaman vatan hainleri karşısında kedi gibiydi. Ne zaman kendilerinin de dinlediklerini anladılar, aslan kesildiler. Ne anlıyoruz? Hainler AKP'ye oy verenler de dahil vatandaşın işini, aşını çalabilir. Ülkenin ordusunu tarumar edebilir. Bütün ihaleleri kendi kasalarına akıtabilir. Kanunları suçlayabilir. Yine de suçlu olmaz. Ama iktidarın telefonları dinlenirse, bir de bu dinledikleri afişi olursa, vay teröristler. Bizim bu mecliste BTK bütçesi konuşulurken dünya nereye gidiyor, biz neresindeyiz sorularını sorup cevap aramamız gerekirdi. Bu sıralarda oturan bizden önceki binlerce milletvekili öyle yaptı. Elbette bir yığın kusuru vardı o zamanki Türkiye'nin. Ama sağlıklı bir Türkiye'ydi. Sağlıklı ve kusurlu. Şimdi hasta bir ülkede yaşıyoruz. Hani beğenmezsen beğenme. Biz zaten Şangay Beşlisi'ne gireceğiz. Onlar bizi bu halimize pek beğeniyorlar diyorsanız oraya yakışırsınız bak. İnternet özgürlüğünün dert edildiği yerler değil oraları. Yakışırsınız Şangay Beşlisi'ne diyeceğim de orada da işiniz zor. Örneğin Çin. Baktık ki cep telefonu sektörü hızla gelişiyor. Baz istasyonu yapmaya başladı. Sektöre ilk girdiğinde sektörde alay konusu oldu. Şimdi dünyadaki istasyonların yarısından fazlası Çin malı. Yani siz bu kafayla Şangay Beşlisi'nde bile şuvallarsınız. Siz sadece yasak hemşerim demeyi biliyorsunuz. Satacak mal üretemeyince ekonomi dara giriyor, dolar yükseliyor, sonra diyorsunuz ki üst akıl savaş açmış falanmış filanmış.
Teşekkür ederim Sayın Yüksel.